Arkadaşlar merhaba. Herkese hayırlı işler, kolay gelsin. İşlerinde başarılar dilerim herkese. Bu videomda arkadaşlar rototiller vuruyoruz tarlaya. Rototiller ne işe yarıyor? Toprağı nasıl yapıyor? Hep birlikte onu izleyeceğiz, göreceğiz. Rototiller dediğimiz malzeme arkadaşlar, biz katar kutar diyoruz, öyle alışmış ağzımız. Tarlada önceden patlatmayla veya kötenle sürmüş olduğumuz tarlanın tezek oluyor tarlada. Güzel bir şekilde tezek, büyük büyük ve sap, ot, çöp, her neyse bunların hepsini güzel bir şekilde ezip parçalayıp toprağa bulgur gibi, un gibi yapıyor. Bunun nasıl çalıştığını, nasıl yaptığını hep birlikte görelim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz toprak rototiller vurulmamış toprak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tezek. Tezeği görüyorsunuz arkadaş. Buna tezek diyoruz biz. Gördüğünüz gibi. İyi büyük şekilde. Bunu, bu görmüş olduğunuz tezekleri, rototiller kıyıp parça parça edip inceltiyor, küçültüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu görmüş olduğunuz alan rototiller vurulmamış alan. Şu görmüş olduğunuz alan bakın nasıl olmuş. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bu şekilde tarlayı güzel bir şekilde yapıyor. Rototiller vurulmamış yer, rototiller vurulmuş yer. Yani benim deyimimle katar kutar. Görmüş olduğunuz gibi o büyük tezekler, o büyük tezekler en ufak, yani bu şekilde, yani küçülüyor. Bu şekilde bile çok fazla kalmıyor, az kalıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toprağı bu vaziyete getiriyor. Bunun üzerine biz sırt diyoruz, hat vuracağız, yani sırt çekeceğiz mısır ekimine. Yani mısır, pamuk, yer fıstığı vesaire ne ekecekseniz, buğday bile ekecekseniz bu şekilde yaptığınızda gördüğünüz gibi toprak nasıl oluyor? Evet, rototiller dediğimiz malzeme işte bu arkadaşlar. Bizim rototillerimizin adı Yapalak markası. Silifke'de yapılmış, Mersin'de bu makinamız. Bizimki 3 metre 10 santim. 3 metre 10 santim. Rototillerimiz bu arkadaşlar. Bu makinayı biz Adana'dan İlker Kaya Tarım'dan aldık. İlker Kaya arkadaşımız satıyordu, ondan aldık. Ve 3 metre 10 santimi 3085 ile güzel bir şekilde çeviriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bıçaklarımız var. Bu bıçakları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bıçaklar böyle döne döne toprağa vura vura, toprağa, sapa, ota, çöpe bunu parça parça ediyor. Bunu ben bir de çalıştırayım, nasıl döndüğünü görelim arkadaşlar.
Orada mavsal var. Mavsalımız takıldı arkadaşlar. Şavt diğer adı. Bir adı bunun şavt. Biz de mavsal diyoruz buna. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şanzıman var. Buradan şeyler aracılığıyla mavsa orada içindeki mavsal aracılığıyla burada da bir ayrı şanzıman var. Bu şanzımanda uçakları gönderiyor ve toprağa kıyıyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan bunu çevirdiğimde bakın döndü. Nasıl döndüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde dönerek toprağa vurarak toprağı parça parça ediyor arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Bir de şu açıdan göstereyim. Görüyorsunuz şu anda ısık karda. Orada boş toprakta dönüyor. Buna gaz açtığımız zaman ne kadar yüksek çalıştığını tahmin edebilirsiniz. Ve bir de şöyle giderken çekeyim kısa bir şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi nasıl tozuttuğunu görüyorsunuz. Toprağı nasıl yaptı? Öndeki toprağı görüyorsunuz, arkasındaki toprağı görüyorsunuz arkadaşlar. Rototillerin işlemi bu kadar arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Daha ayrıntılı, daha güzel videolarımız devam edecek. Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.